AYT konuları ve soru dağılımına hoş geldiniz. AYT matematik konularına bakacağız. Temel kavramlar, sayı basamakları, bölme bölünebilme, EBOB EKOK, rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üslü sayılar ve köklü sayılar. Diğer konulara bakalım. Çarpanları ayırma, oran orantı, denklem çözme, problemler, kümeler, kartezyen çarpım, mantık, fonksiyonlar, polinomlar, İkinci dereceden denklemler ve permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık, istatistik, karmaşık sayılar, ikinci dereceden eşitsizlikler, parabol, trigonometri, logaritma, diziler, limit, türev ve integral. YKS AYT matematik soru dağılımlarına bakalım. Eğer istiyorsanız bu videoyu da durdurup fotoğrafını çekip yani hangi sene kaç tane soru çıkmış onlara da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mesela 2020 yılında temel kavramlardan 2, sayı basamakları bölme ve bölünebilmeden 3, EBOB EKOK onlardan hiç, son 3 yılda hiç çıkmamış, basit eşitsizliklerden 1, mutlak değer 1, üslü sayılar 1, kümeler ve kartezyen çarpımından 2 soru, fonksiyonlar 2, polinomlar 2, ikinci dereceden denklemler 1, parabol 1, permütasyon kombinan olasılık binomdan 3 soru gelmiş. Trigonometriden 4, karmaşık sayılarda 2, logaritma 3, diziler 2. Öyle yani toplam 30 soru geliyor YKS matematik soru dağılımında. Geometriden de 10 soru. Şimdi AYT geometri konularına bakalım. Temel kavramlar doğruda açılar, üçgende açılar, özel üçgenler. Özel üçgenlerde dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen olmak üzere 3 tane daha var. Açıorta, kenarorta, üçgende alan, üçgende benzerlik. Açıkenar bağlantıları, çokgenler. Özel üçgenlerde de ayrı alt konular var. Dörtgenler, deltoid, paralel kenar, eşkenar, dörtgen, dik dörtgen, kare, ikizkenar, yamuk, çember ve daire. Analitik geometride de 3 tane konu var. Noktanın analitiği, doğrunun analitiği, dönüşüm geometrisi. Katı cisimlerde ise dikdörtgenler prizması, küp, silindir, piramit, koni ve küre. Şimdi YKS AYT geometri soru dağılımına bakalım. Doğruda açı ve üçgende açıdan bir soru gelmiş. Özel üçgenlerden iki soru gelmiş. Çokgenlerden bir soru. Noktanın analitiğinden bir soru gelmiş. Doğrunun analitiğinden bir soru gelmiş. Dönüşüm geometrisinden bir soru gelmiş. Çember ve daireden iki soru gelmiş. Katı cisimlerden de bir soru. Yani diğer konularda da gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu gene de mecbur çalışmak gerekiyor. AYT fizik konularına bakalım. Vektörler, kuvvet, tork ve denge, kütle merkezi, basit makineler, hareket, Newton'un hareket yasaları, iş, güç ve enerji, atışlar, itme ve momentum, elektrik alan ve potansiyel, paralel levhalar ve sığa. Manyetik alan ve manyetik kuvvet, indüksiyon, alternatif akım ve transformatörler, çembersel hareket, kütle çekim ve Kepler yasası, basit harmonik hareket, dalga mekaniği ve elektromanyetik dalgalar, atom modelleri, büyük patlama ve radyoaktive, modern fizik, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları. YKS AYT fizik soru dağılımlarına da bakalım. Vektörlerden hiç soru gelmemiş. Kuvvet, tork ve dengeden bir soru gelmiş. Hareketten bir soru gelmiş. Newton'un hareket yasalarından iki soru gelmiş. İş güç enerjiden bir soru gelmiş. İtme ve momentumdan iki soru gelmiş. Paralel levhalar ve sığadan bir soru gelmiş. Manyetik alan ve manyetik kuvvetten bir soru gelmiş. İndüksiyon alternatif akım ve transformatörlerden bir soru gelmiş. Çembersel hareketten iki soru gelmiş. Basit harmonik hareketten bir soru. Dalga mekaniği ve elektrik dalgalar bir soru. Yani toplamda 14 tane soru da fizikten geliyor. AYT kısmında. Şimdi AYT kimya konularına bakalım. Kimya bilimi, atom ve periyodik sistem, kimyasal türler arası etkileşimler, kimyasal hesaplamalar, kimyanın temel kanunları, asit, baz ve tuz, maddenin halleri, karışımlar, doğa ve kimya, kimya her yerde, modern atom teorisi, gazlar, çözeltiler, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde hız, kimyasal tepkimelerde denge, asit-baz dengesi, çözünürlük dengesi, kimya ve elektrik,
Karbon kimyasına giriş, organik kimya. Şimdi AYT kimya soru dağılımlarına bakalım. Modern atom teorisinden iki soru gelmiş 2020'de. Gazlardan bir soru, kürelerden iki soru, kimyasal tepkimelerde enerji bir soru gelmiş. Kimyasal tepkimelerde hızdan bir soru, kimyasal tepkimelerde dengeden bir soru, asit baz dengesinden bir soru gelmiş. Kimya elektriğinden 3 soru gelmiş. Bu önemli. Organik kimyadan da bir soru. Toplamda da AYT kimya 13 tane de soru buradan çıkıyor. AYT biyoloji konularına bakalım. Sinir sistemi, endokrin sistem, duyu organları, destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım ve bağışıklık sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, üriner sistem, üreme sistemi ve embriyonik gelişim. Komünite ve popülasyon ekolojisi, nükleik asitler, genetik şifre ve protein sentezi, canlılık ve enerji, fotosentez ve kemosentez, hücresel solunum, bitki biyolojisi, canlılar ve çevre. Şimdi AYT biyoloji soru dağılımına bakalım. Endokrin sistemden bir soru gelmiş, duyu organlarından bir soru gelmiş, sindirim sisteminden bir soru gelmiş, solunum sisteminden bir soru gelmiş. Boşaltım sisteminden soru gelmemiş. Üriner sistemden bir soru gelmiş. Komünite ve popülasyon ekolojisinden iki soru gelmiş. Nükleer asitlerden bir soru gelmiş. Genetik şifre ve protein sentezinden iki soru gelmiş. Fotosentez ve kemosentezden bir soru. Hücresel solunumuna bir soru. Toplamda da kimyadan da 13. Yani fizik kısmı toplam hepsi 40 soruya geliyor. AYT edebiyat konularına bakalım. Anlam bilgisi, dil bilgisi, güzel sanatlar ve edebiyat, metinlerin sınıflandırılması, şiir bilgisi, edebi sanatlar, Türk edebiyatı dönemleri, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ve geçiş dönemi, halk edebiyatı, divan edebiyatı, tanzimat edebiyatı, servet-i fünun edebiyatı, fecriyat edebiyatı, milli edebiyat, cumhuriyet şiiri, cumhuriyet romanı, cumhuriyet dönemi, edebiyat akımları, dünya edebiyatı. Şimdi AYT edebiyat soru dağılımlarına bakalım. Anlam bilgisinden 6 soru geliyor. Şiir bilgisinden 3 soru. 2020 tabi bunlar. Önceki yıllarınkinde görüyorsunuz. Edebi sanatlardan 1 soru. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı geçiş dönemi 1 soru. Halk edebiyatı 2 soru. Divan edebiyatı 4 soru. Tanzimat edebiyatı 1. Servet-i Fünun ve Fecriyat edebiyatı 1 soru. Milli edebiyat 1 soru. Cumhuriyet dönemi edebiyatı 2 soru. Edebiyat akımları 1 soru. Yani toplamda da 24 soru 24 tane soru da edebiyattan geliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi AYT coğrafya konularına bakalım. Ekosistem, doğadaki ekstrem olaylar, ilk medeniyet ve şehirler, nüfus politikaları, Türkiye'de nüfus ve yerleşme, ekonomik faaliyetler, göç ve şehirleşme, Türkiye ekonomisi, Türkiye'nin jeopolitik konumu, bölgesel kalkınma projeleri, iklim ve yer şekiller, ülkeler arası etkileşim, küresel ve bölgesel örgütler, üretim alanları ve ulaşım ağları, bölgeler ve ülkeler, çevre ve toplum, doğal afetler. Şimdi AYT coğrafya soru dağılımına bakalım. Dünyanın şekli ve hareketlerinden soru gelmemiş, coğrafya konumundan gelmemiş, harita bilgisinden gelmemiş, üç kuvvetlerden gelmemiş, ekosistemden iki soru gelmiş, nüfus politikaları iki soru gelmiş, ekonomik faaliyetlerinden bir soru, Türkiye ekonomisinden iki soru, bölgesel kalkınma projeleri bir soru. İklim ve yer şekilleri 3 soru. Küresel ve bölgeler örgütleri bir soru gelmiş. Bölgeler ve ülkelerden de 2 soru gelmiş. Çevre ve toplumdan da 3 soru. Toplamda coğrafya 17 tane soru geliyor. Tabi coğrafya 1 ve 2 kısmı da var. Onu da unutmayalım. AYT tarih konularına bakalım. Tarih bilimi, ilk uygarlıklar, ilk Türk devletleri, İslamiyet tarihi ve uygarlığı, Türk İslam Devletleri, Orta Çağ ve Avrupa Tarihi, Türkiye Tarihi, Beylikten Devlete, Dünya Gücü Osmanlı Devleti, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Yeni ve Yakın Çağda Avrupa Tarihi, Arayış Yılları var, Yeni Çağda Avrupa, En Uzun Yüzyıl, 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı ve Anlaşmalar var, Birinci TBMM Dönemi, Türk İnkılabı, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri, Türk dış politikası, Atatürk'ün ölümü, 20. yüzyıl başlarında dünya var, 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş dönemi, yumuşama dönemi ve sonrası var, küreselleşen dünya,
ve 19. yüzyılın eşiğinde Türkiye ve Dünya var. Konulara bakalım. Tarih bilimi 2019'unkiler var. 2020'ye gözükmüyor. 2019'a bakalım. Tarih biliminden bir soru, ilk uygarlıklardan iki soru, ilk Türk devletleri bir soru, İslam tarihi medeniyetinden bir soru, ilk Türk İslam devletinden bir soru, Orta Çağ'da Avrupa iki soru, Beylikten devletinden soru gelmemiş, Dünya Gücü Osmanlı Devleti'nden 7 soru, Arayış yıllarından onlardan hiçbirinden gelmemiş, Kurtuluş Savaşı'ndan 3 soru, Atatürk Ülke ve İnkılaplarından 2 soru, Soğuk Savaş döneminden de bir soru gelmiş. Ayrıca coğrafya iki konularına bakalım. Ekosistem, yani bildiğiniz zaten coğrafya birle neredeyse aynı konular. Gördüğünüz gibi coğrafya birde de aynı konular vardı. Tabii biraz daha ayrıntılı oluyor coğrafya 2. Şimdi AYT coğrafya 2 soru dağılımlarına bakalım. Dünyanın şekli ve hareketlerinden hiç gelmemiş, coğrafya konumundan gelmemiş, harita bilgisinden gelmemiş, iç kuvvetlerden gelmemiş. Ekosistemden iki soru var. Nüfus politikalarından iki. Nüfus ve yerleşmeden yok. Ekonomik faaliyetler bir. Türkiye ekonomisinden iki soru. Bölgesel kalkınma projeleri bir. İklim ve yer çekimlerinden 3, küresel ve bölgesel örgütlerden 1, bölgeler ve ülkeler 2, çevre ve toplumdan 3 soru. AYT felsefe konularına bakalım. Felsefenin konusu bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi, bilim felsefesi, mantık konuları da var. Mantığa giriş, klasik mantık, mantık ve dil, sembolik mantık. AYT felsefe konularına devam edelim. Psikoloji konuları var. Psikoloji bilimini tanıyalım. Psikolojinin temel süreçleri, öğrenme, bellek düşünme, ruh sağlığının temelleri, sosyoloji konuları da var. Sosyolojiye giriş, birey ve toplum, toplumsal yapı, toplumsal değişim ve gelişme, toplum ve kültür, toplumsal kurumlar. YKS AYT felsefe soru alanlarına bakalım. Varlık felsefesinden 2020'de iki soru gelmiş. Mantığa girişten iki soru, din felsefesinden bir soru, klasik mantıktan bir soru, psikoloji bilimini tanıyalımdan 3 soru gelmiş, birey ve toplumdan 2 soru, toplumsal yapıdan da bir soru, yani toplamda 12 tane soru olacak şekilde de felsefe konuları var. Ayet-i din kültürü konularına bakalım. Dünya ve ahiret, Kur'an'a göre Hazreti Muhammed, Kur'an'da bazı kavramlar, Kur'an'dan mesajlar, İnançla ilgili meseleler, İslam ve bilim, Anadolu'da İslam, İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar ve mezhepler, güncel dini meseleler, yaşayan dinler. AYT din konularına da bakalım. Alt soru geliyor. 2020 yılında Kur'an'a göre Hazreti Muhammed'den bir soru gelmiş. Kur'an'da bazı kavramlardan bir soru gelmiş. Kur'an'dan mesajlardan bir soru gelmiş. İnançla ilgili meselelerden bir soru gelmiş. İslam ve bilimden iki soru gelmiş. Yani toplamda 6 tane de soru din kültürden geliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.